Bu ziyaret tarihi bir ziyaret. Çünkü Emir Şeyh Mişal el-Ahmet el-Cabir as-Sabah göreve yeni geldi. Ve tabii ki ilk önce Suudi Arabistan ve komşu ülkeler, Körfez ülkeleriyle başlayan nezaket ziyaretleri ve ardından da Arap ülkeleri haricinde ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmiş olacak. Dolayısıyla bu hem bizim için hem bölgeye ve dünyaya güçlü bir mesaj. Kuveyt ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ne kadar köklü, güçlü, muazzam ve gelecek vadeden bir zeminde oturduğunu gösteriyor. Tabii ki bunun nedenlerine bakmak gerekir. Hem tarihi olarak kuvvetle devlet düzeyinde ilişkilerimiz hem de halklar arası dostluk ve işbirliği muazzam seviyede ilerlemekte. Burada tabii ki en büyük pay liderliğe düşmekte. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliği ve Kuveyt emirinin aynı şekilde ülke ilişkilerine liderliğiyle katkıda bulunmasıyla bu köprüler güçlenmiş oldu. Zaten tarihsel olarak var olan ilişkiler, köprüler biraz daha derinleşmiş oldu liderlerimizin de vizyoner katkısıyla tabii ki. Bu ilişkileri çeşitli boyutlarda ele alabiliriz. Bir taraftan kültürel anlamda Türk dizilerinin şu anda bölgede, Körfez ülkelerinde, bütün dünyada var ama Körfez ülkelerinde özellikle çok büyük bir etkisi var, hayran kitlesi var. Dolayısıyla hem kültürümüz hem dilimiz, geleneklerimiz merak edilir oldu, araştırılıyor. Hem akademik düzeyde, üniversitelerden de bizden talepler geliyor bu anlamda. Hem de kişisel merak edenler, hobi anlamında değerlendirenlerden bizden talepler geliyor. Türk dili için biz de girişimlerimizi yaptık. Türk Dili Merkezi, bir Yunus Emre Kültür Merkezi'nin açılması ile alakalı ileride tabii beklentilerimiz var. Ama şu aşamada bu ziyaret kapsamında çeşitli anlaşmalar yapılacak. Bu anlaşmaların içinde tabii ki kültüre katkıda bulunan anlaşmalar var ama asıl önemli boyutu bizim beklentimiz de burada ticaret hacmini artırabilmek. İki ülke arasında hali hazırda güzel bir rakam olmakla beraber potansiyelin, beklentinin altında kaldığını düşünüyoruz. O yüzden de ticaret hacminin gelişmesi için bu ziyaretin anlamlı katkısı olacaktır. Bir taraftan turizm bizim güçlü bir ayağımız, ilişkilerimizi oluşturan en güçlü temellerden birisi. Çünkü ülkeler birbirini, insanlar birbirini ziyaret ederek tanıyorlar. İş ilişkilerine giriyorlar. Hem kültürel turizm hem sağlık turizmi Kuveyt'ten Türkiye'ye geçtiğimiz yıl 400 bin civarında turist geldi. Aynı şekilde sağlık sektörümüz COVID-19'dan beri bütün dünyaya ispatlanmış haklı bir şöhretimiz var sağlık sektöründe devletimiz olarak. Bu alanda çok güzel yatırımlar yaptık. Çok örnek projelere imza atıldı. Dolayısıyla Kuveyt'ten de diğer Orta Doğu Körfez ülkelerinden olduğu gibi güvenle tedavilerini olmak amacıyla ülkemize gelen sağlık turizmi alanında vatandaşlar var. Biz bunlara tabii ki yardımcı olmaya çalışıyoruz her zaman Büyükelçiliğimiz olarak. Daha ilerleyen zamanlarda Kuveyt'te, Kuveyt Büyükelçiliği'nde buradaki bir sağlık turizmi ofisi açma hedefi var. Yakın zamanda gerçekleşecek bu da. Onun dışında eğitim anlamında Türkiye'de okumak için Türkiye'yi tercih eden öğrenciler var Kuveyt'ten. Şu anda Hacettepe Üniversitesi ve Koç Üniversitesi ile anlaşmalar yapıldı ve tıp alanında seneye öğrenci alımları başlayacak Kuveyt'ten. Yani şöyle diyebiliriz, bir taraftan ticaret, bir taraftan kültür, bir taraftan sosyal, ekonomik ilişkiler her alanda artmaya devam edecek. Tabii ki bu ziyaretle beraber bir taraftan da savunma sanayi işbirliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl Baykar TB2 insansız hava araçlarından Kuveyt satın aldı. Bu bizim için bu alanda Kuveyt'te yapılmış çok büyük bir adım oldu Kuveyt tarafından atılan. Eminim de devamı gelecektir. Çünkü haklı bir şöhreti var yine savunma sanayi ürünlerimizin de. Ülkemiz bu alanda çok büyük, çok hızlı ilerlemeler kaydetti. Kuveyt'te çok yakından takip ediyor bütün bu gelişmeleri. O yüzden savunma sanayide muhakkak konuşulacak, ele alınacak.
konulardan birisi olacak bu devlet ziyaretinde. Yatırım alanında muhakkak karşılıklı ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Yatırım işbirliği konularından bir tanesi olacak yine gündemde. Onun dışında ticaret hacminin artırılması, ticaret alanlarının çeşitlendirilmesi, alışveriş kalemlerinin çeşitlendirilmesi yine gündemimizde. Çünkü Kuveyt pek çok alanda dışarıdan ürün tedarik etmek zorunda olan bir ülke. O yüzden de Türkiye hem güvenilirliğiyle hem ürünlerinin kalitesiyle hem firmalarının profesyonelliğiyle tercih edilen ülkelerin başında geliyor. Bu anlamda ülkedeki altyapı inşaat şirketlerinin çoğunu da Türk şirketleri tesis etmekte. Örneğin orada yapılan şu anda büyük bir havaalanı binası var. Havaalanı binasını da bir Türk şirketimiz inşa ediyor. Dolayısıyla bizim hani bu anlamda firmalarımıza güvenimiz tam, Türk şirketlerinin kalitesine olan inancımız, güvenimiz tam. Daha da ilerlemek istiyoruz çünkü hala potansiyelinin çok altında kalan bir ticari işbirliğimiz var. Bu rakamların artması iki taraflı olarak da iki ülkenin de kazanarak ilerlemesi, Türkiye'nin uzmanlığı, know-how'ı ve Kuveyt'in finansal uzmanlığı birleştiği zaman güzel bir ürün çıkacaktır ortaya ve eminim örnek bir ilişki modeli oluşturacağız Türkiye-Kuveyt ilişkileri. Hem bölgesel anlamda güvenlik ve istikrara katkıda bulunacak bir ziyaret olacak bu. Çünkü malum son zamanlarda Orta Doğu'da özellikle Filistin, Gazze, İsrail saldırıları sonrasında bölge olarak bir tedirginlik, huzursuzluk hakim. İlk bölgesinde iki önemli güç olan Türkiye ve Kuveyt'in işbirliğini artırması aynı zamanda bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrara da katkıda bulunmuş olacak. Kuveytliler Türkiye'yi seviyorlar ve çok iyi tanıyorlar. Çünkü neredeyse işte son 5 yıldır diyebiliriz, 10 yıldır belki de yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'de mülk sahibi olanlar var, mülk edinenler var. Dolayısıyla artık sadece turist olarak değil, belki de Kuveyt'ten her yıl düzenli olarak gelen bu dostlarımız bizim komşularımız oldular. Ev sahibi oldular ve yakınlaştıkça, bizi daha yakından tanıdıkça daha çok sevdiler. Bu halklar arasındaki muhabbet belki de bu güçlü bağ, sevgi diğer alanlara da yansıyor. Devleti de, diğer kurumları da daha çok işbirliği içinde bulunmaya sevk ediyor. Biz Kuveytliler dediğimiz zaman hani aklımızda canlanan barışçıl, daha çok siyasi kültür anlamında da, insanların kendi sosyal yaşamındaki kültür anlamında da itidalli, uyuşmadan yana, uzlaşmadan yana ve ara bulucu rollerini üstlenen genellikle uluslararası siyasette. Uluslararası normlara, kanunlara, kural kaidelere çok dikkat eden, özellikle yine uluslararası organizasyonlarda, Birleşmiş Milletler gibi genelde ittifak halinde olduğumuz, aynı sayfada durduğumuz, aynı savları savunduğumuz bir ülke. Bu en son yine Filistin örneğini vereceğim. Gazze'deki yaşananlar bir insanlık dramı ve Türkiye ve Kuveyt ilk harekete geçen, ilk seslerini yükselten, aynı zamanda yardım kampanyalarında da önce olan ülkelerden. Biz bu noktada kendi ülkemizde gurur duyduğumuz kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuveyt'teki büyükelçisi olarak diyebilirim ki yakın gözlemlediğimiz kadarıyla Kuveyt'te insani yardım konusunda başa baş gittiğimiz ülkelerden bir tanesi. Bunun biz tabii ki en taze örneğini deprem zamanında gördük. Maalesef ki yaşanan acı depremler sonrasında biz yaralarımızı sarmaya çalışırken ilk yanımıza koşan, ilk yardımımıza koşan
dost ülkelerden bir tanesi de Kuveyt'ti. O zaman ben de kuvvetli bir Sosyal Yardımlar Bakanı ile beraber askeri uçak dolusu yardımlar, insani yardım materyalleri, çadırlar, jeneratörler, sağlık ihtiyaç malzemeleri beraberimizde deprem bölgesine seyahat ettik. Orada birebir yerinde gözlemleme fırsatı buldu Bakan Hanım o zaman yaşananları. Ve çok ciddi bir miktarda da maddi yardım gerçekleşti Kuveyt'ten. O yüzden zor zamanda birbirinin yanında olan iki ülke, Kuveyt ve Türkiye. Umarım güzel işbirliğimiz hiç bozulmaz ve artarak devam eder. Kuveyt bölgesinde bir barış limanı olarak bilinir. Kendi yakın tarihinde maalesef acı olaylar yaşadı, işgale uğradı. İşgalin acıları hala taze bir ülke. O yüzden çok hassas hareket ediyorlar siyaseten ve uluslararası hukukun gücüne ve uluslararası ittifakın gücüne inanan bir ülke. Ve insan hakları konusunda, İslamofobiyle mücadele konusunda, sosyal adalet konusunda genellikle uluslararası ilişkiler alanındaki pek çok alanda ittifak halinde olduğumuz uluslararası organizasyonlarda, Birleşmiş Milletler gibi oydaş diyebileceğimiz bir ülke Kuveyt. O yüzden Türkiye ile de şu ana kadar muazzam derecede olumlu seyreden bir ilişkisi var Kuveyt'in. Elbette yeterli değil. Elbette her yeni gün yeni sınamalarla karşı karşıyayız. Bu yeni sınamalar karşısında ittifakları, dostlukları güçlendirmemiz gereken bir dönemde yaşıyoruz. Ve bu örnek ilişkinin, Kuveyt ve Türkiye arasındaki örnek ilişkinin pek çok ülkeye de bir rol model teşkil edeceği kanaatindeyim.